Hamasını patlatacaksın. Ben şimdi ne demek istedim? Pardon. Panter gibi bir şeydi o. Başkan sadece tadına baktık. Dilek'le ben. Sadece tadına baktınız, hale bak. Tepsinin yarısı gitmiş. Lütfen hizmetlerimizi sorgulamayın. Yürü çay al. 17 bin lira mı maaş? Senin ilk maaş bu toplantıda gitti zaten. Selamünaleyküm bacım. Cevap veriyormuş sen, nasıl olurdun var ya. Evet. Bunlarda ders çalışıyorduk. Ödev yapmadık mı kazaya bitti oluyordu. Bak nasıl Ramazan topu ya? Bak burada bir fitil koyuyorsun. İçine barutu koyuyorsun. Bir arsa verelim, buradan ev yapalım ya. Yapalım abla valla. Şahane olur. Yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar. bugün sizinle birlikte biraz akşam sürüşü yapacağız. Ve Balıkesir'in Birgülcü Köyü, Armutalan Köyü'ne süreceğiz hep birlikte. Kimlerle süreceğiz? Balıkesir Motosiklet Kulübü ile birlikte süreceğiz. Şimdi onlarla buluşma noktamıza gidiyoruz. Tabii siz video başlamadan önce her zaman olduğu gibi eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada şu anda izlediğiniz kamera Insta 360 Ace Pro. Bu vesileyle onun gece çekimini de test etmiş olacağız. Bakalım gece bu kadar bahsedildiği kadar güzel çekim yapıyor mu? Hadi başlıyoruz. Önce buluşma noktasına, dostlarla buluşmaya gidiyoruz. Hep birlikte Armutalan'a süreceğiz. Bu güzel rotayı da Turray Tepe kaydedeceğim. Oradan da eğer Turray kullanıcısıysanız oradan da bu rotayı hemen izimizi takip ederek kolayca siz de yapabileceksiniz. Bakalım gelmişler mi? Bizim çılgın Onriders ailesi, evet, toplanmaya başlamışlar. Evet, toplanmaya başlamışız. Kalabalıkta bir ekip var. Güzel bir sürüş olacak. Güzel bir sürüş olacak. Dediğim gibi akşamüstü yola çıkıyoruz. Herkes hazır. Hadi biz de beraber yola çıkalım. Bir toplu sürüş yapacağız. Güzel bir kulüp sürüşü olacak. Değil mi Dilek Hanım? Evet. Evet, ne diyorsan evet. Dupaya getirmezsin değil mi beni? Neden? Ne diyorsan evet dedik ya, büyük böyle. Aha, sorun yok, sorun yok. Hazır mısın İsmail abi? Hazırım. Hadi bakalım gidelim. Hadi çıkıyoruz. Turrat uygulamasını açtım. Bu rotayı sizin için kaydedeceğim. Balıkesir'in en güzel köylerinden bir tanesine gidiyoruz yani. Gürcü Köyü'ne gidiyoruz, Armutalan'a gidiyoruz. Armutalan'da özel bir hazırlık varmış, öyle duyumlar aldık. Hem kulüp üyesi olan motosiklet dostu bir muhtara kavuştu Armutalan Köyü. Biz de hem ona hayırlı olsun diyeceğiz hem de biraz eğleneceğiz galiba. Bakalım nasıl geçecek. Motosiklet kulüpleriyle alakalı arkadaşlar, bazı yerlerde bazı yazılar görüyorum. Yani işte kulüplerin amacı dışında çıktığını falan. Evet, haklısınız, bazen böyle şeyler yaşanıyor, olabiliyor. Ama aile olan, uzun zamandır birlikte olan, yeni katılan arkadaşlarıyla kucaklayan, sarmalayan yaklaşık 2008'den bu yana hiç faaliyetini durdurmadan aktif olarak görev yapan, hizmet veren, birlikte olan Balıkesir Motosiklet Kulübü Onriders bu konuda hak verecektir bilenler. Motosiklet kulüplerinin en eski, en iyi, Türkiye'deki en iyi motosiklet kulüplerinden bir tanesidir. Ben de bir ferdi olduğu için söylemiyorum. Gerçekten öyledir. Yaptığı şeyler takdire şayan işlerdir. Tabii bu nasıl oluyor? Bu nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Üyelerinin her birinin bu kulüp bana ne verecek diye değil de ben bu kulübe ne katabilirim diye çalışmasından kaynaklı olarak oluyor. Elbette ki kulüp yöneticilerinin de kendisini ülke yönetiyor zannetmeden, bir sosyal kulüp olduklarını unutmadan, sosyal bir kulübün yöneticisi olduğunu unutmadan çalışmasında fayda var. Böylelikle hem de bu kulüpçülüğü özendirmiş olurlar. Çünkü motosiklet kulüpleri sadece gezmek için bir arada değil. Bunu baştan söylemeliyiz. Motosiklet kulüpleri aynı zamanda işte üyelerine eğitimler verdiren, motosiklet kültürünü aşılayan kulüpler olmalıdır. Sosyal mesajımız da verdiğimize göre yola devam edebiliriz. Bu yol bu arada arkadaşlar çok güzel bir motosiklet yolu. Bir süre ana yoldan geldikten sonra böyle araya ayrılıyorsunuz, ara yola ayrılıyorsunuz, köy yollarına ayrılıyorsunuz. Tabii
Şimdi biraz akşam oldu. Çok fazla gösteremeyebilirim size. Ama çok güzel manzaralar var. Çok güzel köylerden de geçiyorsunuz. Hani motosiklet kullanıcının aradığı şeyler vardır ya. İşte yol üzerinde durabileceği yer olsun, manzara olsun. İşte köylerde sohbet edebilelim. Ama güzel de virajlı da bir yolu olsun. Asfaltı zemini de güzel olursa amenna falan gibi. O yollardan bir tanesi. Balı kesir yolunda, sepeti var kolunda. Ben yarimi kaybettim balı kesir yolunda. Depre'de güzelime depreyi, depre'de civanıma depreyi. Depre'de güzelime depreyi, depre'de civanıma depreyi. Şurada bir ufak duracağız. Küçük sesli arkadaşlarımız vardı. En arkada artçı var, grubun artçısı, ama onları bir bekleyelim. Çok aramız açılmasın diye. Onları da riske sokmamış oluruz. Lan patlatacaksın amorsörü. Tabii. Halime 35 kilo yaparsın. Amorsörü patlatacaksın. Ben şimdi ne demek istedin? Pardon. Amorsörü patlatacak. Halime 35 kilo. Ondan önceki söylediğin için ne demek istedin? Bir şey demedim. Halime 35 kilo yapabilirsin dedim. Yapabiliyorum dedim. Yapamaz mısın? Yaparım yani. Bak ben de. Ben de. Burada aile dramı çıktı oğlum. Kamera çekiyor. Oysa kavga etme. Yok bak yapıyoruz, biz de yapıyoruz. Ama amorsana zeval gelmesin diye dedim ben. Zarar mı gelir şimdi? Zeval. Zarar mı verir? Hayır. Onu demek istiyorsun. Kapatıyorum konuyu. Ve kamerayla kapatıyorum. Hadi bakalım devam edelim. Zaten çok az bir yolumuz kaldı. Böyle güzel köylerden. Nasıl? Panter gibi bir şeydi o be. Koysun. Panter gibi bir şeydi o. Vallahi gelmiyor. Böyle güzel köylerden, yemyeşil köylerden geçiyorsunuz. Tabii gündüz olsa daha güzel gösterebilirdim bunu ama bu bir gece sürüşü. Daha önce gece sürüşü videosu da çok izlediğinizi düşünmüyorum. Çünkü çok fazla bir şey görünmediği için çekmiyoruz yani. Hep beraber hepimiz çekmiyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Gece sürüşü mü hoşunuza gidiyor, gündüz sürüşü mü? Ya da gece sürüşüyle alakalı ne gibi sorunlar yaşıyorsunuz? Paylaşalım. Gördüğünüz son noktada duramayacaksanız hızınızı düşürün. O birincisi. Çok dikkatli olmanız lazım. Sağdan soldan çıkacak şeyler için gözünüzün açık olması lazım. Hele böyle bir dağ yolunda sürüyorsanız hayvan tehlikesi çok fazla olur. Ama ben şunu seviyorum. Mesela şu köşeden gelecek araç, ben selektör yaptığımda beni dağırken görebilir. Biraz daha o anlamda avantajlı gibi geliyor bana. Mümkün olduğunca gündüz sürmekte fayda var. Ortak kararımız olacaktır büyük ihtimalle gündüz sürmek. Ama ben böyle bir tık gece de sürmeyi seviyorum. Sadece dikkatinizi biraz daha arttırmanız lazım. O yüzden en doğrusu bu olur. Ve köye geldik. Burası köyün girişi. Şuradan hemen bir dönüş var. Meydana doğru, köy meydanına doğru. Büyük ihtimalle de bizi orada bekliyorlar. Giriş yapalım. Köy meydanına. Bu arada Insta 360'ın gece çekimi çok güzelmiş. Şu anda ekrandan gördüğüm kadarıyla burada bekleyenler varmış zaten. Selamünaleyküm muhtarım. Aleykümselam, hoş geldin. Bravo Sevgi! Bravo Sevgi! Sevgi ilk kez gece yolculuğu yapıyor. Daha doğrusu çok nadir yani, daha yeni sürücülerden bir tanesi. Bravo! Yoruldun mu? Hayır, çok keyifliydi. Zevkli miydi? Çok keyifliydi. İyi, hadi bakalım. Ben sana dedim, olacak. Böyle geleceksin ki işe yarasın. İyi ki gelmişim. İşte bu. Kendini görüyor musun? Kendini. Sen buraya ilk geldiğinde 25 ile gelmiştin.
beni onur ettiniz. Sağ olun, var olun, hoş geldiniz diyorum. Muhtar, bravo, bravo Muhtar. Muhtar, hayırlı olsun. Sağ ol, teşekkür ederim, merhabayım. Evet, İsmail Onrides üyesi aynı zamanda arkadaşlar. Biz niye geldik? Bir videonun başında da söylediğim gibi İsmail Onrides üyesi olarak Armutalan'ın muhtarı oldu. Teşekkür ederim. Bravo. Bir dakika. Başkan almadan nasıl başlarsınız? Gelmedi başkanım. 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 Ev baklaması bak. Vay. Sen sadece tadına baktık. Sana bu bıçağın bir gün işe yarayacağını söylemiştim. Harbiden onu nereden buldun be? Ne ya zaman? Sürekli yanında taşıyorum. Hatırlıyorsan sürekli bununla yakalandım. Başkan sadece tadına baktık. Dilek'le ben. Sadece tadına baktınız, hale bak. Tepsinin yarısı gitmiş. Evet evet, sadece tadına baktık. Neyse, bakıyorum. Yedek tatlımız var. Bir tane bisküvit kaldı. Bisküvitü kim getirdi? Bilmiyorum, içeriden verdim. Muhtarın makamı burası mı yoksa? Evet, muhtarın makamı burada ama muhtar yok piyasada. Muhtara fotoğrafı. Muhtar! Muhtar şu an görev başında. Muhtar bisküvit yiyor. Muhtar, makamına geçmemişsin ya. Geçeyim, hadi gel bir fotoğraf çekin buraya. Tamam, aslında. Dilek bir fotoğraf çek şu muhtarı ya makamında. Gelin, gelin arkadaşlar. Sağma solun oturun böyle, çok tatlı olur. Bak. Vay Başkurt be. Kimin bürü imza alacaktı onu? Motorcu bir muhtarımız var değil mi artık? Ne konuşuyorsunuz kız? Aramızda. Muhtar bizi kandırdı başkan. Neden? Gözleme dedi. Ama şimdi bak, gözlemenin artı mısır hepsini aldık. Böylelikle sözü aldık. Fazla fazla yiyeceğiz. Unutmayız biz bunu. Hayır, unutur muyuz ya? Biz onu var ya. Unutmayız diye unutturmayız. Onu unutmayız, unutturmayız hiç. Unutturmayız, ben hepsini kaydettim aşkım. Onrider'sa yemek desen. Belgeli belgeli. Hepsini belgeledim. Vallahi hepsi videoya kaydedildi. Vallahi büyük. Büyük belgeli. Sözleri belgeli. Verdiğin sözlerin hepsi. Hepsi videoda. Sözlerimin arkasındayım. Canlı yayına baldırıyorsun kendini. Bak. Sözlerim arkasındayım. Birinci ağza çok sağlam. Biz birinci ağzadan sözü aldık, tamam. Evet. Mühür bastır, mühür. Ya zaten gözleme İsmail abim yapacak Allah aşkına, kıymet ablam gelsen evet, ya. Yapacak şimdi zaten. Hadi çay içiyoruz mu? Tamam, çay içiyoruz. Çay içiyoruz. Hadi Seferoğulları çaya. Kahve, çaya. Efendim, şükür ne? Ya arkadaşlar, acemiyiz daha, ondan oldu bu. Nasıl ya? Biz gelene kadar bunun bitmesi lazımdı. Hayır abi, bugün oldu bu. Nasıl bugün oldu? Bugün oldu. Bugün patladı. Ama bugün bu senin gibi hızlı bir muhtarın bunu hemen halletmiş. Bugün yaptırmış bak. Yaptırmamış ki daha, baksana. Ama yaptırmış. Sadece kapatılmamış. Taşmış buradan bak, belli. Taş sonradan yapılıyor. 3-4 gün geçiyor. Lütfen hatta hizmetlerimizi sorgulamayın. Yürü çaya. Motorcu muhtarın hızlı olması lazım bak. Öyleyim zaten. Tamam, iyi, hadi bakalım. Armutalan köyüne herkesi bekliyor muyuz muhtarım? Herkesi bekliyoruz. 12 Mayıs. Hıtırayız ayrılığını herkesi bekliyoruz. Evet. Buraya geldiğinizde çok İkişlik güzel. İkişlik kaplama şey var. Kavurma var. Kavurma var. Ooo, kavurma. Buraya geldiğinizde çalışmıyor mu yoksa? İsmail muhtarı bulun yeter. Aynen. Yükleyelim yemeği ona. Armutalan köyü. Giderken sağda, dönerken solda. Abi, parça parça olur. Burada gelmeyiz. Şunun birini ortaya koymasın. Gel. Muhtar nasıl telaşlı yalnız? Sürekli bir organizasyon. 500 tane çay içirecek, telaş yaptı. Kalabalık gelmiş ya. Çayları da hiç ödemeden çıkıyormuşuz da. Tabii öyle yapacağız. Öyle mi yapacağız? Şimdi buradan da Balya köyleri muhtarlıklarına. Bu da devam, rota devam. Sabaha kadar daha. Usta, kaçıncı parti çayı getirdin? Valla 6 mı 7 mi ne oldu? 6-7 parti oldu değil mi? Oldu, çok oldu. Çay içiyor bu online. Aynen, maşallah içiyor. Çok çay iç. Çay içen. Başkan, muhtar olmak kolay mı? Muhtara mı kitleyeceğiz bunları? Tabii. Çay içmeye çağırmadın mı bizi ya? Sadece çay değil. Aa, Nescafe'de mi var? Su da var. Oğlum muhtar istifa edecek. İlk maaş gitti lan. Adamın ilk maaşı gitti. Yeterse iyi yani. Muhtar maaşı ne kadar bu arada harbiden? Ya. Dur bakayım onu sorayım. 18.500. Muhtar. İlk maaş ne kadar? İlk maaş 17. Bu ne ötüyor lan böyle? 17.400. 17.400 liraymış. 17.000 lira mı maaş? Senin ilk maaş bu toplantıda gitti zaten.
Gider gider abi, canı sağ ol. Bak çaycıyla konuştum, 8. partiyi getirmiş Allah. Yok. Cebinde para dolu, köyün paralarını yemiyoruz değil mi? Hayır. Kendi özel param ha. Yiyemiyorum ya. İçime çekin. Mayıs'ta soğuk oluyor. Sen içine çeksen arkadan çıkıyor falan. Ya yana da geliyor. Arka görünmüyor. Arkadan çıkıyor, farkında değilsin. Başkan sürekli sıkıştırıyorlar ama ya. Ne? İsmail'de uyandı. Rota. Tutturdular bunlar. Başkan bizi ciddiye götür. Hani ne zaman gideceğiz? Bu videoları izlemişler. GS göbeği olmuş artık değil mi? Evet evet. Yakışır. Evet yani şeye benzin deposuna oturacak kadar göbek olmuş. Niye bozdu bundan? Ender, geliyor mu cide? Her türlü. Niye son olsun? Her türlü. Hayır. İçindeki çocuk kutlusu. Ne diyor ya? Planlar çok da gerçek. Şey mi? Ne yedi bu akşam bu? Ne yedi? Yemekte ne yedi? Çay, çay. Çay çarptın. Ciğer mi yedin oğlum? Tatlı çarptı. Başkan sonra da bugün şey yaptı. Şeyler yaptı. Kırmızı'na gidiyorsun. Okulun sayıda kuruyu. Kırmızı'da ve Bulgaristan planı. Planlar çok. Bak yenge çok güzel güldü buna. Çok oyuncak oyuncu. Yani niye gidemez miyiz? Gideriz. Güldü hemen. Bence gidemezsin gibi görünüyor. Gideriz, gideriz başkan. Arnavut Ola'nın meşhur müzesine gidiyoruz. Ama burada müze kart geçmiyormuş. Burada On Riders logosu göstermen yetiyormuş. Evet, selamını söyleyin yeter. Yalnız ne kadar güzel ama değil mi? Yani bir köyde bir müze şimdi bir göreceğiz yani. Zaten ya bence. Artık şey gibi değil mi? Çok şık. Hem her ev bakımlı değil mi? Bakımlı, çok bakımlı. Armut Alan köyü sergi salonu yazıyordu ama muhtar burası müze dedi. Allah. Ne yapacaklarmış? Alt katı sergi salonu yapacaklar. Yukarısı müze olarak kalacak. Selamun aleyküm muhtar. Aleyküm selam. Hoş geldiniz efendim. Merhabayın. Evet, burayı artık sen anlatacaksın. Böyle anlatacağım. Yakaladığımız yerlerde öyle mi? Evet. Selamun aleyküm bacım. Cevap veriyormuş, sen nasıl olurdun var ya. Evet, cevap verene kadar. Aleyküm selam deseydin. Bunun adı, Safiye Gürce Sofiye. Sofiye. Gelin buraya. Gelin bu tarafa. Sofiye. Evet arkadaşlar. Şöyle bir... Bu arkadaş da şey mi müzede? Allah dedim, ne oluyor? Bu arkadaş müzedeymiş, tamam mı? Burada kaldı. Burada unutmuşlar bunu. Evet. Şimdi bunlar bu köye ait mi? Bu köye ait, bu köyde imal edilmiş ürünler. Bu köyde. Şu da baştaki de bu köyde imal edildiğine dair onun şeyi, tezgahı. Ha. Bir şey söylemek istiyorum. Biz Karadeniz göçmeniyiz. Buraya gelmemizdeki amaç, dedelerimiz yerli kiremit, yerli tuğla kap kaçak yapıyorlarmış. Köyümüzde su var, su var, ağaç var, toprak var. He, o yüzden. Bunlar bizim beşiklerimiz. Bak burada, burada kim yatmış onlar yazıyor. Hadi canım, o beşikte kim yatmış? Gerçekten mi? Evet. Bak burada ne diyor? Gülizler baş ocaktan, başkurt baba annem. Torunu uyumuş diyor. Yanında kimin yattığını yazmış. Mesela Mehmet ocaktan kendisi. Bir numaralı. Yok, o beşik sadece. Hangisi de İsmail abi? Şuradan aldım. Şu, evet. Sadece şu beşik. Aa, hepsi bu beşikte. Aa, sadece bu beşikte. Evet, evet. 17 kişi büyütmüş. Şu beşikte 17 kişi büyümüş, öyle mi? Aynen. Arkadaşlar. Ya, kullanat ya, işte muhakkak, böyle. Muhakkak hepsinde. Tabii canım da, bunu da en azından bunda biliyorlar. Yani, biliyorlar. İsim biliyorlar, o yüzden böyle yapmışlar. İsmet yayın şeyleri bunlar herhalde. Evet. Aynen. Ahlenin oğlu. Ya bazılarını biliyorum ama bazılarını hiç. Bu da yayık değil mi? Buğday. Hayır, ha, buğday. Bu buğday şeyi. Şöyle bir şeye baksana ya. Bu ne? Buğday taşımak evet. İçin. Yayık olan bu. Evet, yayık olan et. Dilek şunun güzelliğine bak. Evet, haydi bakayım. Godori, bunun adı Godori. Godori. Godori, Gürcü Godori. Buna bak, bak bunlara da... Burada küfe deniyor değil mi? Küfe koyuyor bunları böyle, okuyor taşımak böyle. Adam taşımak ne şey. Ağır olur mu? Çok, çok ağır yükleme canım kadını. Evet. Bunlar ölçü mü İsmail evet, abi? Evet ölçü. Bir teneke, yarım teneke. Şinik. He şinik urup. Dediği bu mu? Evet evet şinik. Bir, et, bir şinik, iki şinik. Evet. Şinik urup. Bir şinik urup. Mekane. Yarısı. He anladım. He. Bir şinik de kaç kiloya tekabül ediyor? Biliyor musun? 3 kilo falan mı? Vallahi 18-20 kiloya geldi. Oo. Yok. Tabii o. Ben hiç bilmiyorum. 50 kilo 60 kilo geldiğini düşünüyorum. 3'ten attım, 3,5 attım çıkıyor. 18 kilo da gelmez. Bir şey söyleyeceğim başkanım, bir şey söylemek yok, istiyorum. Yok gelmez. Bizim köyde bizim köydeki karalahana bunda yapılıyor. Bak. Kotani lake ertizamis la perari. La pera karıştıracak kapı da var böyle. Hmm. Anladın mı? Şu mısır ekmeği yapmak için, hamurunu karamak için. Ya onun içinden bana nasıl karılıyor öyle, ki? Öyle karılıyor işte onun içine bak. Onun içine hamuru karılıyor.
Bunun içine mısır ekmeği içine koyuyorsun. Üstüne sacı var. Közün içine koyuyorsun. Komple gömüyorsun içine. Mısır ekmeği oluyor. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Muhtarımız İsmail Başkurt. Nereye oldu? Müzeyi anlatıyor bize. Bizim köydeki yegane burada olmamızdaki sebep yerli kiremit. Yerli kiremit. Şöyle tuğlalar. Bu kerpiç her yerde var. Tuğla tarzı böyle şunlardan. Evet. 1951 yapımı kiremitlerimiz var burada mesela. Tamam mı? Bunun kalıbı bu. Kiremitin kalıbı bu. Bu da şeyi bak böyle üstüne. Üstüne ıslak geldi. Kokuyor ıslak koyduğu zaman bu mesela. Güneşte kuruyor. Sıyırıyorsun sonra fırına koyuyorsun. Pişiriyorsun bir daha yağmur mamur gelince erimiyor. Anladım. Ben bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi kanalizasyon diyoruz ya. Bizim köy kurulduğundan beri kanalizasyonu var. Hani diğer foseptik çukur falan olur diye bak. Dedeleriniz böyle bir şey yapmışlar. Kanalizasyon. Kürk. Bu da su getirmek için. Çeşme yapmak için. Süper ya. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi siz buraya geldiniz. Burası soğuk. Sizi misafirhanede ağırlayacağım ama hava soğuk. Bir yerde şömine yanıyor. Şunlar da mangal kömürü koymak için. Kömürün üstüne koyun. Ateş. Evet. Ve ateşi kor koyuyorum. Size de bir kahve, bir cezve veriyorum. Orada kendince de... Burada şeyde kahvemizi yapıyoruz. Bunu bir gün yapalım o zaman. Bir gün yapıyoruz öyle kuruyor mu? Ne bu? Bu gaz lambası. Gaz lambası. O zamanki abimiz böyle bir kafayı çaldım, böyle bir şey yapmış. Gaz lambası. Elinde taşımak için yapmış. Evet. Bak. Gaz lambası. Bildiğin gaz lambası. Gaz lambası. Bunlarda ders çalışıyorduk. Ödevi yapmadık mı? Kazaya bitti oluyordu. Elektrikler kesildi, oradan geliyor değil mi? Öğretmene bunlar kazaya bitti mi diyorlar? Kazaya bitti diyor. Benim akşam ders çalışamadım, yapamadım. İsmail abilerin zamanında öyle gaz yardımı. Gördün mü? Böyle bıraktıkça, açtıkça bu ısınır böyle güzelce. En son bunu söndüreceğiz. Tamam, bitti abi. Bak, makineye bak, makineye. Bunu tamam. Çalışıyor. Yine takım diker bu. Dikiş makinesi. Bir şey söyleyeceğim. Amcam böyle bir şey aldı. Abi günlerce gelip baktılar ya ona ya. Evet. Ya demirci hani dikiş makinesi almış ya. Gelip baktılar. İki bez yan yana gidip gırt gırt geçirdiler ya. Vallahi o günleri gördüm ben. Bu berber bizim köydeki berberin bıçağı. Usturası, bileme şeyi bak. Özel şey. Aşkım bir tıraş edeyim sen. Bak, yok ben almayayım. Bak. Beni yetsene. Hazır korkacak bir şey yok. Adamda korkacak böyle, bir şey yok. Böyle bunu orijinal bilemek için bu. Bak, gergin böyle. Bu ne? Deri mi? Deri. Bak böyle. Çok koştum ben ya. Evet. Bunlar da çok koştum. Aç yolu, aç yolu. Gel, çocukluğuna kalsın. Aç yolu. Bir dakika, aç yolu. Aç yolu. Ben de yaptım ya, ben de yaptım. Hadi gel bakayım. Çin malı ya da abi. O bize daha iyi. Çin malı olmasın. Hadi. Bunu birçok adam bilmiyordu daha. Yani. Çok koşturdum arkasından abi. Bunu tarafa geleceğim. Öbür tarafa geleceğim. Bir şey söyleyeyim mi? Böyle 10 tane olduğunu düşün sesle. Asfaltta dedeler bizi kovalıyordu, çok ses yapıyordu. Mısır ayıklama makinesi. Bak çalışıyor. Böyle de mısır atıyor, taneli alttan çıkıyor. Mısır ayıklıyor. Bu da arkadaşlar buğday ayıklama makinesi. Bunun bir ünitesi daha var, koyamıyoruz. Burada ekeceğimiz buğday, yiyeceğimiz buğday, eşeğin yemi, tavuğun yemi hepsi çıkıyor aynı anda. Vay. Bütün kefeler ayrı ayrı büyüklükte düşüyor. Oo çok iyi. Elene. O zaman her biri farklı büyüklükte. Evet, farklı büyüklükte. Aşağıya. Burada tehlikeli çolla buraya koyuyorum, tık 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 buraya. Buradan da böyle geliyor, buradan başlıyor artık elemeye gidiyor. Hmm. Şimdiki fabrikalarda da bunların işte şey bunu bu atası versin, oluyor. Çalka makinesi. Atası oluyor bu o evet. Zaman. Bu gelin arabası. Yani inek arabası da gelin arabası yaparlar. Öyle mi? Bununla affedersiniz hayvan gübresi taşınır, mısır taşınır. Güne bakın keserli taşınır, kavun, karpuz, saman taşırsın, her şeyi taşırsın. Ondan sonra da yıkarsın, gelin arabası yaparsın. Bu işler böyle. Evet. Topunuz da var. Ha? Topunuz da var. Ramazan topu. Havai fişeğimiz yoktu. Tamam. Yok canım. Tamam. Bak. Nasıl Ramazan topu ya? Bak burada bir fitil koyuyorsun. İçine barutu koyuyorsun. Üstüne de bez tıkıyorsun. Yakıyorsun. Bum diye patlar. Vay be.
Tamam mı? Bunu ilk defa görmüştüm yalnız ha. Bu dedemin icadı. Öyle de söyleyebilirim. Sen dedeye çekmişsin o zaman abi. Dede icadı. Bu dedem yapmış bunu. Çok kısa zaman önce de kullanılıyordu yani. Vallahi mi? Şimdi gelin buraya. Şöyle bir şey düşünün. Şimdi bu inek arabası ya. Bu inek arabası bak. Bicon'un anahtarı. Bir bicon. Bir de buna hepsine uyar böyle. Bak. Bak hepsine uyar. Başka vida yoktur bunda. Hepsi aynı standart. Avrupa'ya yapılmış diyorsun tamam. Avrupa'yı Osmanlı bundan çaldı her şey. Karasabanın yerlisi bak gördünüz mü bak aynı. Bak o sorana çıkma tek bulu. Karasaban bu. Karasaban bu da sorana yani tek bulu. Bunların hepsi bu köyde yapılıyor muymuş? Kullanılıyor muymuş? Ben kullanıyordum abi demirci. Öyle mi? Ben çapa kazma yapıyordum ya. Şarjı bak bu demirci körüğü, bu kalaycı körüğü. Bu köy. Tabakları kararlamak için köy gezer. Dolaştırılırken. Bu dükkana sabit olur. Tamam mı? Anladım. Hmm. Bu sanayi tipi oluyor. Bu sanayi tipi. Bu sanayi tipi oluyor. Bu çok bireysel. Evet. Bu ne? Bunun hamteker teker işte. Bunun tekeri ama ne? Makina. Rot balans. Ha rot balans bu. Biliyordun değil mi sen onu? Biliyordum tabii rot balans. İşte bu bir zaman sonra bozuluyor tekere. Sıkma işlemi bunda yapılıyor. Sıkarak evet. Bu ısıtılıyor. Birazcık kesiliyor böyle bir santim falan. Anladın? Kaynatıyorsun sonra onu zorla ısıtıp hani metal genişliyor ısınınca. Hmm. O fizik kuralında yer alarak sonra soğutuyorsun bir de böyle sıkıyor onu. Vay be. Devam ediyor gidiyor. Eskiden de yapılıyormuş şu yani. Şu var ya bizim dükkandan çıktı. Babamın dükkandan çıktı. Hiç kullanılmamış işlemci bak. Buralarda böyle delikler olması lazım. O inek şey değil mi o ya? Dingil işte. Dingil. Dingil. Çok konuşma dingil dedikleri şey bu mu? Çok konuşma dingil işte. Niye öyle demişler ama bak şu an merak ettim. Orası da Poyla. O dingil buraya giriyor işte. He. Poyla. Evet. Süper. Dingil iyi bir şey o zaman kısmamak lazım. Çok güzel. İnek arabasının yük taşıyan versiyonu kamyon tekerleği. Aynen. Bak 12'ler böyleydi. Bak. Böyle kalınlığı vardı. Bunikiler böyle. Evet. Taş taşımak. Şimdinin kamyon tekeri. Kamyon lastiği gibi. Şimdi bu da biraz önceki elbiselerin dokunma hali. Dokunma tezgah. Buraya oturuyorsunuz böyle. Bak, buraya bunu hatırlıyorum ya. Oturuyorsunuz böyle. Bunun pedalı hep kuruluyor tamam mı? Bak böyle. Evet. Bunun pedalları bunlar arkadaş oynuyor. Onlar bir buradan geçiriyorsun şuna. Mekiğe. Şöyle ilmekle burada bir buradan geçiyorsun. Bir buradan geçiyorsun. Şunu yapıyorsun böyle. Aynen oluyor. Süper. Ha böyle kirli. Tamam bu bizim için milli değerimiz. Hani bu söylüyoruz ya her zaman Amerika'nın bilgiyi dışarı vermiyor, bir şeyler vermiyor diye. Onun bir kanıtı. Doktorluğu yapıyor Ali'de. Amerika'da master'ını yapıyor artık tamam diyor. Ben memleketime gideceğim diyor. Ama gelirken elin bir trafik kazasında ölüyor. Biz diyoruz şüpheli ki, mi diyorsunuz? Bir şüpheli Amerika bilgiyi vermemek için gereken öldürdü. İsmini de söyleyelim de. Evet. Kemal Er Yılmaz doktor, askeri doktor. Vay be. Vay be bak bu tırın İngilizcesi ne var? Gürcüce İngilizce. Üç dil konuşuyor adam. Siz evet. Boş mu sandınız? Hiç. Siz Toros'ta geldi evet. Diye civata mı sandınız? Evet. Şimdi günümüz Armut Alan'ın geçmiş basındaki yeri. O zaman ne yaşanmış, ne olmuş hepsi mesela Kervansaray'ın önünden geçiyoruz biz Armutalan örnek. Armutalan köylüleri geçiş yaparken değil mi? Örnek köy. Vay be. O zaman böyle bir diyor işte. Mısır yiyoruz ya mısır. Kapçakları evet. Yere attıydık ya orada. Evet. Ya. Onları suya ıslatıp böyle. Örüyorlar. Dönerken böyle bak. Hem çevireceğim. Bunu böyle... hala yapıyorlar mı İsmail'e bu köyde? Yapıyorlar ama sık değil. Çok eskiler şimdi bak öyle bir şey kalmadı. Şu an şimdi bunun naylonundan yapıyorlar. Naylon eski mi? Evet naylonlardan yapıyorlar. Evet. Bak bu örülmüş hali bu. Evet. Namazlık. Bak namazlık yapmış nenem bu. Armutalan Köyü Müzesi'ni 3 dil bilen Sayın İsmail Başkurt yeni muhtarımız. Motorcu muhtarımızdan müzeyi de gezmiş olduk öyle mi? Evet. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyoruz İsmail Bey. Eyvallah sağ olun. tekrar bekliyoruz. Adamsın harikasın. İnşallah. Buraya gelirseniz. Daha gözlemeye geleceğiz. Buraya gelirseniz İsmail Başkurt'u bulmanız yeterli. Onaydısında selamını söyleyin. Evet. Her konuda yardımcı olur. Köyün çok ünlü müzesini de gezmiş olduk. Burada müze kart geçmiyor arkadaşlar. Selam vermeniz yeterli. Evet. Şimdi tekrar... çay içtiğimiz yere gidiyoruz. Çay çorbaya gidiyoruz. Devam mı? Evet çay çorbaya devam. Hadi acık daha sohbet edelim. Evet.
olurum. Fotoğraf çekeceğiz. Ya size bir arsa verelim, buradan ev yapalım ya. Yapalım abla valla, şahane olur. Tamam. Şahane olur. Armut olana yerleşme teklifi de geldi. Zaten hayatım boyunca bu teklifi bekledim. Evet, evet, armut olan gezimizi sonlandırıyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş çok eğlendik. Dediğim gibi yolda da söylemiştim. Çok güzel bir köy. Böyle içinden geçerken hani çok önemsenmiyor ama böyle içine girince de içi dolu fıçıcık gibi. Aynen öyle. Türkiye'yi dolaşmış biri olarak söylüyorum. Gerçekten köylerin içinde cevherler var. Evet. Bu köyde onlardan bir tanesi. Balıkesir'de Armutalan Köyü. Bence bundan sonra bu köyü unutmayacaksınız. Evet. Yolunuz düşerse buraya mutlaka bir uğrayın. Aynen. Balıkesir Motosiklet Kulübü ile On Riders'la beraber geldik. Yine çok keyif aldık. Siz de inşallah izlediğinizde çok keyif almışsınızdır. Videoyu artık sonlandıralım. Sonlandıralım. Geri dönüyoruz. Akşam oldu. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ne yapıyorsunuz? Kanalımıza abone oluyorsunuz. Bildirim zilini açmayı unutmuyorsunuz. Ve videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna şöyle bir ufacık dokunmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.